Sevgili seyirciler, seçime çok kısa bir süre kala son konuğumuz Hakan Şeref Olgun. Hakan Bey, siyasetin duayen isimlerinden, İYİ Parti'de de İYİ Parti'ye girdiği andan itibaren pek çok şeyi değiştiren bir kişi. Aday adaylığı sırasında da bu stüdyoda kendisini konuk etmiştik. Afyon Gazeteciler Cemiyeti'nin ziyaretinde de kendisiyle söyleşmiştik. Benim nasıl çalıştığımı aday olduktan sonra görecekler. Hatta diğer adaylar seçim bittikten sonra her şeyin farkına varacak demişti. Buna benzer konuşmuştu. Bugün, o günden bugüne neler yaşandı onu göreceğiz. Onu dinleyeceğiz kendisinden. Karahisar TV ev sahipliğinde Kocatepe, Türkiye'li Odak ve Ana Haber gazetelerinin seçime doğru programında Hakan Şeref Olgun'u bir kez daha konuk ediyoruz. İlk sözü de Cemiyet Başkanımız Sezer Küçükkurt'a veriyorum. Sayın Hekim, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Merhaba, iyi yayınlar. Madem Mehmet abi cemiyetteki ziyaretinizi hatırlatarak konuya başladı. O ziyarette sizin sözleriniz kamuya biraz farklı yansımıştı. Burada da Ömer abi olduğundan dolayı ben konuyu soruyorum. Hem açıklık kazandırmış oluruz konunun iki tarafı burada olduğundan dolayı. Özel uçak, uçakla para dağıtma gibi konular gündeme gelmişti. Bunu şuraya da bağlamak istiyorum Sayın Vekilim. Şimdi Afyonkarahisar'da artık özel jetlerle seyahat mümkün oldu. Sizin de bununla ilgili açıklamalarınız oldu. Bu minvalde neler söylersiniz Sayın Vekilim? Şimdi efendim, Ömer'in niye buraya geldiği, benim yanıma geldiği belli oldu. Kendini korumak için. Ben gazeteciler cemiyetini ziyaretimde böyle bir söz sarf etmediğimi sizinle daha önce yaptığımız programda da sizlerin de şehadetiyle söylediniz. Ömer Bey'in bu haberi aldığı kuşların yanlış bilgi verdiğini ispatladık. Yani onun konuya girmeye gerek yok. İkinci konuya girelim. Ben helikopter dedik. Helikopter isteyeni özel jete binen de gördü bu millet. Yani Hakan Şeref Olgun'a helikopterden yüklenenler bugün Afyonkarahisar'a özel jet inişleri başlıyor Allah'ın izniyle. Tabii Afyonkarahisar'ın özel jeti var ama onu bilmem. Veya bu özel jetle kimler inecek onu da bilmem. Sonuç olarak ben şunu söyleyeyim. Ben cemiyet ziyaretinde söylemiştim ki ben seçim stratejim soruldu. Ben dedim ki ben bunu söyleyemem. Çünkü seçimler başladığında diğer adaylar beni takip edeceğiz derken seçim bitecek dedim. Bugüne kadar da aynen böyle oldu zaten. Bakın bir örnek vereceğim ben size. Şimdi ben gittim. Afyon Belediyesi'nin, devletin valisinin temel attığı töreni halkımızı bilinçlendirmek üzere gittim, orada bir açıklama yaptım. Temel de yoktu. Demir de yoktu. Bana hemen saldırıya geçtiler. Vay efendim şunu yaparız, bunu yaparız, geliriz gideriz. Yok. Neyse üçüncü gün baktılar işinden çıkamadılar. İkinci sıra milletvekili adayına bir açıklama yaptılar. Biz bu temeli mizahi olarak atmıştık dediler. Fakat bu arada iki günde beni araştırdılar. Çay'a gitmişler efendim iki gün. AK Partili diğerli bizim siyasi rakiplerim. Efendim bu adamın söyleyip de yapmadığı bir şey bunun. Ha bunu da inkar edemezler zaten, gittikleri görüştükleri adamlar da belli. İki gün ben bu arkadaşlar benimle takip etmekle geçtiler. Tabii iki günde gündem çok değişti. Ben başka bir konuya geçtim. Gittim Dilara'da konuştum. Diyeceğim yani seçim böyle gidiyor. Aynen ne söylemişsem onu yaptım. Ben sözümü yaparım. Sözümün her bir adamım. Zaten seçim de geldi. Seçimden sonra da herkes görecek. Aynaya bakacak. Var mı eksik bir şey? Şimdi aslında havalimanından bahsetmiş ki şurada hakikaten. Çünkü Afyon'da en çok tartışılan yıllardır. Afyon askeri havaalanı sivil uçuşa açılır mı açılmaz mı gibi tartışmalar var. Ama bir önceki seçimde de gündeme gelmişti. Mevcut iktidar ilk vekilleri ve belediye başkanı açılmasından bahsediyordu. Sonra açılamaz denildi. Halbuki zaten işte şimdi jetler iniyor falan. Askeri havalimanı zaten sivil uçuşlara açık. Yani bunun için özel bir izne de gerek yoktu. Fakat sadece işte yeni bir terminal binasının olmamasıyla falan alakalı ya da bir siyasi kararlılıkla alakası olması gereken bir konuydu. Bu konuda bu tartışmalara nasıl bakıyorsunuz? Yani sivil uçuşlara işte Mustafa Enis Arabacı da sivil uçuşlara açılması gerektiğini söylüyor. Daha önceki mevcut iktidarın vekilleri de söylüyor. Siz de söylüyorsunuz.
Bu ne yapılması lazım? Açılırsa Afyon'a ne gibi faydalar olabilir? Şimdi efendim, öncelikle şunu söyleyeyim. Afyon Askeri Havalimanı derken aslında ben bu hükümetin iyi yaptığı şeylerde takdir eden bir insanım. Ülkemizde birçok şehirdeki askeri havalimanları, sivil uçuşları açıldı ve buraya uçak seferleri başladı. Bugün Türkiye'de bakarsanız birçok yere iniş kalkışlar askeri havalimanına yapılıyor. Bizim o zaman aklı evvel, Adalet ve AKP'nin aklı evvel bir milletvekili, kendisi kendi ilçesinin topraklarının değerlendirmesi veya işte ilçe köyünün insanlarına para kazandırmak veya kendisi para kazandırmak için gitti. Bu Zafer Havalimanı diye bir havalimanı yaptı. Bunu yapmakla Kütahya'nın, Uşak'ın, Afyon'un önünü kesti. Mevcut bir havalimanı varken buralara Türk Hava Yolları'nın uçuş seferi düzenlemesinin önünü kesti. O gündür bugündür tüm Türkiye, yani sadece Afyon değil, bunun %98 oranlarını yaptığı cezayı ödüyoruz. Ama bunu AK Parti milletvekilleri unuttular. Geçen seçimlerde dediler ki biz bu sivil havalimanını açacağız. Afyon'daki asker havalimanını. Evet, asker havalimanının açılması için zaten çok bir prosedüre ihtiyaç yok. Bizim genel başkanımız bu havalimanı açacağını göstermek için kendisi sivil özel uçağıyla indi zaten. Bizim genel başkanımız inince bizim AK Partili arkadaşlar tekrar aklı başına geldi. Demek ki uçaklar iniyormuş dedi. Demek ki sormamışlar gidip Ankara'da falan. Hemen dediler ki biz özel jet. Ya zaten indi. Yani özel jet, siz açıklamayı yapmadan İYİ Parti'nin genel başkanı Meral Akşener de, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Afyon Karahisar Askeri Havalimanı'na özel jetle indiler. Diğer konuda sadece orada bir takım çalışma yapılması gerekiyor. İşte havalimanının binası, pistlerin ayrılması, böyle küçük çaplı organizasyonlar gerekiyor. Bunlar yapılacak. Yani çok zor bir iş değil bunlar ama dediğimiz gibi bu Adalet ve Kalkınma Partisi her konuda verdiği sözü unuttuğu gibi buna ilgilenmediler. Biz bunu gündeme ben 6 ayda getiriyorum. 6 ayda getirince en son çıkışı böyle buldu. Şimdi yani o vekil arkadaş çıksa dese ki ben bunu sivil uçuşları açacağım. Zaten geçen seçimde aynı lafı söylemiş. Kimse inanmayacak. O bir sınıf atladı. Özel jet denilecekmiş. Afyon'umuz hayırlı olsun. Afyon Kayseri iş adamlarına hayırlı olsun. İnşallah herkesin özel bir jeti olursa biz de gelir giderken belki biz de misafir olarak alırlar yani. Diyecek bir şey yok. Ertuğrul. Sayın Vekilim, bu Afray Temeli ile ilgili bir açıklama yaptınız ve gündem bana çevrildi dediniz. Bir de orada karanfil bıraktınız Temel'in döküldüğü yere, yani Temel alındıktan sonra. Benim aklıma şey getirdi. Dönemin MHP İl Başkanı Kemalettin Bey de yoldaki şeylere, arızalı yerlere çam dikmişti. Sonra o vekil oldu. Siz de karanfil koydunuz bir Temel'e ve bugün milletvekili adayısınız. Şimdi bu karanfil fikri nereden doğdu? Çok romantik bir insan mısınız? Eşinize falan da mı karanfil arıyorsunuz? Hakikaten bu karanfil üzerine size çok fazla yüklendiler. Ama siz de böylelikle bu olayı ülke gündemine taşımış oldunuz. Genelde mezarlıklarda atılır karanfil ama. Evet, yani ben aynı şeyi söyleyecektim. Bizim yani insan olarak karanfilin iki türlü anlamı vardı. Bir özel günlerde hediye edilir, bir de böyle yine insanların üzüntülü işte cenaze taziye zamanları mezarlıklara karanfil atılır. Ben önce o karanfillere alış götürü sebebim sevinçten dolayıydı. Oraya atılan Temel'den dolayı onu oraya Temel atanlara vermek üzere o karanfili aldım. Teşekkür etmek için. Fakat baktım ki o da Temel olmayınca da o da taziye mesajı yayınladı. Konu bu. Yani konu bu. Sözler başkan. Karanfilden gidelim Sayın Vekilim, o zaman şimdi yayının başında... Ya anlamıyorum arkadaş, bakın biz bir genel seçime gidiyoruz. Biz milletvekili adayıyız. Afyon'u yapacağım diyen Afyon Belediye Başkanı 2019'da demiş ki ben bu Afyon'u yapacağım, yıl sonunda bitireceğim. Şimdi 2023'te bu Temel atmanın, ikinci, üçüncü Temel atmanın anlamı ne yani? Şimdi insanımızı niye kandırıyoruz? Biz siyaset yapıyoruz. İnsanımıza doğruyu göstermek zorundayız. Ben de yalan söylüyorsam ona da çıkıp diyecekler, aha bu da yalan söyledi, bu da böyle yaptı diyecekler. Bu gayet normal.
Bunu sinirlenmeye, stres yapmaya, saldırmaya gerek yok. Aha gittiniz, çayda iki gün araştırdınız. Ne buldunuz? Avukat Hakan Şeref Orgun ne söylemiş de yapmamış? Spor testi. Buyur. Neydi demiş spor testi abi? Açsınlar o resmi gazeteyi. Tarihin de buradan söylüyor. Resmi gazeteyi açacaklar, bakacaklar. Çay, kapalı spor salonu devletin yatırım programında yoksa o tarihteki resmi, yani ben elim boşalda ben de bunu onlara göstereceğim. Ben bugün siyaseti bırakacağım. Sizin yok öyle zamanınızda temel atılmış da onlar bitirmiş. Efendim bakın. Devlet Planlama Teşkilatı vardı o zamanlar. Devlet Planlama Teşkilatı'nda 1998 yılında Türkiye genelinde, bakın Türkiye genelinde 5 tane spor salonu yapılması devlet planlamanın programına girmiştir. O zamanın spordan sorumlu Devlet Bakanı Yücel Seçkiner 5 spor salonu içerisinde kendisinin İhsaniye'de kaymakamlık yapması dolayısıyla bir İhsaniye ilçesini, bir de bizim bastırmamız sonucu, otobüslerle başbakanlığı bastırmamız sonucu, ikincisinde çay, kapalı spor salonu devletin yatırım programına alınmıştır. Bakın yine iddia ediyorum. Bugün siyaseti bırakacağım, o resmi gazeteyi getirsinler. Benim elim boşalınca ben getirip onlara göstereceğim. Öyle bundan sonra böyle boş konuşmak yok. Böyle laf yok. Belge efendim. Belgeyle konuşacaklar. Aha diyorum. Ne güzel ellerine imkan verdim. O resmi gazeteyi getirsinler. Bana desinler, şimdi devlet online elinde, ben resmi gazeteyi o yılı bulamayacağım. Online elinde getirsinler, çay, kapalı spor salonu devletin yatırım programına girmiş bir tesistir. Ha bizden sonra 99'da hükümet değişti. Bilmiyorum hangi nedenlerle devamı getirmedi, ben onu bilmem. Ben kendi dönemde yaptığımı söylüyorum. Var mı başka bir sorunuz? Bakalım bir karanfilden gidelim demiştik. Ben gidelim orada, abi. Gidelim karanfilden gidelim. Siz yayına başlarken dediniz ki ses kontrolü yaparken arkadaşlarımız buyurun Hakan Şeref Orgun ben mafya avukatı dediniz espri olarak. Bu karanfil bir mafya raconu falan değil değil mi Sayın Öbürüm? Aslında sormak istediğim soru başka da. O esprim zaten o esprimin kimi, ne için söylediğimi siz de biliyorsunuz. Yani evet. Ben çünkü bu memlekete geldim. Epey bir 2-3 yıldır siyasete girdim gireli. Hakkımda söylenmeyen kalmadı. Şimdi artık o mafya avukat lafı da bitince ben bu esprisini yaptım. Elbette. O espriyi de kime yaptım? Herkes biliyor. Canım şimdi burada dedikodu yapmaya başladı şey diye ben tekrar. Çünkü size bu noktada eleştiriler yöneltiyor. Şimdi efendim ben Afyon Karahisar'ın vekilliğine talip bir insanım. Ben avukatlığıma güvenirim. Kendime güveniyorum. Asıl mesleğim veteriner sağlık memuru. Ben Afyon'un hakkını, hukukunu savunmaya talibim. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Afyon'u gündemden düşürmemeye talibim. İnsanların ya yeter artık şu Afyon'un derdini çözelim de şu avukattan bir kurtulalım dedirtmeye talibim. Benim mesleğim avukatlık, mafya ne? Yani avukatın şimdi müşterilerim arasında suça karışmış olabilir de yani mafyanın ne olduğunu bilmiyorum ben. Ne demek istediğini kaydetmiyorum. Ben ona espri mahiyette söyledim. Geldiğimiz itibariyle zaten insanlar da anladı yani neyin ne olduğunu. Şimdi konuşan falan da yok. Evet. Asıl sormak istediğim konu şeydi aslında. Bu pankartlarla ilgili İYİ Parti'nin ve sizin pankartlarınıza yönelik saldırılar oldu yakın zamanda. Siz de buna sert tepki gösterdiniz. İYİ Parti de sert tepki gösterdi. Bu neden kaynaklanıyor sanki? Bu neden kaynaklanıyor? Şu anki hükümetin yani AKP, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhur İttifakı, Milliyetçi Hareket Partisi de ona dahil diyelim. Şimdi artık millete çıkıp da verecek bir vaadi, sözü, bir heyecanı kalmadı. Zaten çıkıp söyledikleri de hep yalan çıkıyor işte Afray Temeli gibi. Milletin ekonomisi zor da, yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Evdeki kadınlarımız tencerenin içini doldurma peşinde. Öğrencilerimiz geleceğe umutla bakma peşinde. Ekonomi had safhada bozuk. Tabii insanlarımıza bunu unutturmak için onlar da kendilerine göre bir argüman geliştiriyorlar. Yani bugün çıkıp da insanın karşısına dese ki ben senin yafağını artıracağım. İnsan diyor ki 21 senedir aklın neredeydi? Şimdi diyorlar yok maaşı 22 bin lira edeceğim. Kardeşim sen maaşımız asgari ücret 2800 lira kalsın ama mazot da 2 lira da kalsaydı. Yani senin 22 diye 50 lira versen ne olacak? Sana kimse inanmıyor çünkü senin şu anki maaşla 10 liraysa sen maaşı 22 yaptığında o malın değeri 40 lira oluyor. Yani bu da vatandaşın cebine giren bir şey yok. Ha bunlar olmayınca ne yapıyorlar? Konuyu saptırıp algı yaratmaya çalışıyorlar. Vay efendim işte
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı teröristlerle iş tutmuş. Bu İYİ Parti'de bu Millet İttifakı'nın içinde olduğu için illa bir yerden bir şeyler bulaşmıştır. Veya masanın altı karanlık bir şey mi var diye bakıyorlar. Altına baktılar, üstüne baktılar, sağına. En sonunda şuna karar verdiler. Biz bunu bulamadık ama bunlar gizli. Bunlar 1999 seçimlerinde İstanbul'da da o Alistan Yılmaz diyordu ya, hiçbir şey olmasa bile bir şeyler var. Yemin ediyorum ben o zaman hukuk komisyonundaydım. Devletin polisleri Büyükçekmece'de, Maltepe'de kapı kapı hane gezdiler. Sahte seçmen, şu seçmen. Bugün bakın gidin İstanbul seçim müdürleri, seçim kurulu hakkında dava açtılar. Bugün bir tane ceza alan var mı? Seçim iptal edildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun iptal kararında Büyükçekmece'de, Maltepe'yle ilgili bir tane konu yok. Yani şu diyeceğim, buna alışmışlar böyle algıyla işi götürmeye. Fakat tabii dünya değişti. Zaman teknoloji çağı. Ondan dolayı bunları beceremiyorlar. Ben buradan soruyorum şimdi. Kaç gündür soruyorum, hiç cevap veren yok. 2019'da İstanbul Büyükşehir mevcut iktidar için çok büyük bir kaleydi. Orayı kaybetmeyi asla göze alamadılar. Hazmedemediler de. Onu kazanmak için Abdullah Öcalan'ın kardeşini TV'ye çıkardılar. Osman Öcalan'ı devletin TV, TRT1'ine çıkardılar. Efendim ondan oy istettirdiler. Oy. Boş verin şimdiki Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı oy istemesi gayet normal. Çünkü ben şuna inanıyorum. Bugün HDP seçmeni Tayyip Erdoğan'a biz sana oy vereceğiz diyecek de o da çıkıp hayır siz teröristiniz oyunuzu istemiyoruz diyecek. Değil mi öyle bir şey? İnanamam içinize. Yok. Adamı çıkardılar, oy istettiler. Abdullah Öcalan'a mektup yazdırdılar. Bir hocayı, doçent müdür, profesör müdür, ona okutup kendileri oy istediler. Ya ha burada, ha burası bir kapısı. Devletin hakim savcısını önünü dikletip teröristleri karşılattılar. Şimdi geldiğimiz noktada onlar Müslüman, biz terörist. Yani bunu artık halkımız bilsin, ben ne diyeyim ya. Boş işler. Ha, o posterlerde en son baktılar ki İYİ Parti gidiyor. Biz nereden bularlım? Şimdi işin ilginci şu. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP'nin genel başkanı. Bakın bize de CHP'nin genel yani Kemal Kılıçdaroğlu destekliyor diye teröristle itham ediyorlar ama CHP adaylarının önünde öyle bir şey yok poster. Bize terörist demiyorlar. Ama CHP'nin milletvekili adaylarının posterlerinde gördünüz mü öyle bir rakam? Yok, onlarda da vardı. Efendim? Vardı. Ben görmedim. Vardı. Ha, burada şu var. AK Parti bizi rakip görüyor. Bizi rakip görüyor. Yani vardı derken belki o kadar yoğun yoktu. Ben çünkü birkaç baktırdım. Yoktu. AK Parti şu anda İYİ Parti'yi rakip görüyor. Devamlı söyledikleri şu. İYİ Parti milletvekili çıkar. Abi İYİ Parti milletvekili çıkaramayacak da sen niye İYİ Parti'yle uğraşıyorsun? İnsan kimle uğraşır? Rakibiyle uğraşır. Git çıkaracak partiyle uğraş. Biz zaten çıkaramıyormuşuz ya. Yani bunu bile halkımızın şeyine taktığına sunuyor. Yani milletvekili çıkaramayacak partiyle sen niye uğraşıyorsun abi? Zaman niye boşa harcıyorsun? O sebeple bunlar boş işler. İnşallah 14 Mayıs akşamı doluyu boşu görecek bu millet. Onlar da görecek. Evet. Şimdi siz daha önceden de siyaset yapmış bir isimsiniz. İşte ANAP döneminde hem ilçe başkanı hem il genel meclis üyeliği yaptınız. Şimdi AK Parti milletvekilleri de Veysel Eroğlu bakan da daha önce AK Parti'den önce Afyon'da hiç çivi bile çakılmadı. Hiçbir şey yapılmadı. Ne yapıldıysa bizim zamanımızda yapıldı. Afyon'u uçurduk. Türkiye'nin yıldızı yaptık gibi açıklamalar var. Daha önce hiçbir şey yapmadınız mı? Yapılmadı mı? Şimdi efendim, Türkiye Cumhuriyeti 1923 yılında ilan edildi. Doğru mudur? Evet. Doğrudur. Şu anda 100. yılını kutlayacağız. Bu da doğru. Türkiye Cumhuriyeti ilan edilip bu memleket Cumhuriyet'ten yönetilmeseydi, demokrasi olmasaydı bu AK Parti iktidara bile gelemezdi. Yani şu anki onların zihniyeti 1923'te iş başında olsaydı hiçbir partinin hayatta söz hakkı olmazdı, iktidara bile gelemezlerdi. Evet, ben Sayın Bakanımıza bir konuda katılıyorum. Gerçekten doğru söylüyor. Cumhuriyet'in daha önce yapılmayan hepsi onlar yaptılar. Neyi yaptılar? Cumhuriyet'in bütün kazanımlarını sattılar. Şu anda Gazi Mustafa Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün her birisi için özel önem sarf ettiği, her biri için bir sözünün bulunduğu, devletin ne diyeyim, Seka kağıt fabrikasını sattılar, şeker fabrikasını sattılar, onu sattılar, bunu sattılar. Şu anda var mı satılacak bir şey? Yok.
Doğru söylüyor. Bu anlamda AK Parti'nin yaptığını hiçbir parti yapmadı. Bütün partiler devlete, millete fabrika kurmaya, istihdam sağlamaya, bölgeyi geliştirmek için çalıştılar. Onunla bir şeyimiz yok yani. Doğru söylemiş. Ben buradan kendisine bir şey soruyorum. Tek bir şey. Ben çünkü Afyon Kalesi'ni bilmiyorum. Belki 4-5 kez turladım. Notlarından bir tane söyleyeyim. Sayın Bakan, Orman Bakanı diyordu ki bizim 55 tane yangın söndürme uçağımız var. Geçen sene, önceki sene memleketin ormanları cayır cayır yandı. Orman Bakanlığı'nın kaç tane uçağı varmış? Buyursun bunu milletin takdirine. Mahalli olarak bir örnek vereceğim. Şuta kumalardan cazibeli su getirip, ki kendisi su işlerinden sorumlu Orman Bakanı yani, onun için bir bu iş problem mi yani? Emir versin sabaha kadar geliyorsun. Kumalardan su getirip içme suyunu ucuzlatacağım vaadi kendisinin. Kendisi de Şuhutludur. Abi niye getirmemiş? Bunlara baksın o ya. Şimdi AK Parti ne yaptı? AK Parti ne yaptıysa geçmiş hükümetlerde yaptı. Bu memlekete hizmet etti. Onlar ne kadar milliyetçiyse bizim geçmiş hükümetin milletvekilleri, genel başkanları onların 10 katı milliyetçi. Artı bizim milliyetçiliğimiz onların milliyetçiliği gibi mevsimlik değil. Biz anadan doğma milliyetçiyiz. Onlar mevsimlik böyle seçim dönemleri milliyetçi oluyorlar. Seçim bitince de her şeyi unutuyorlar. Bu kadar basit. Bunlara cevap versin Sayın Bakan. Eline mikrofon attı. İlçe içe gezip bunlar PKK'nı iş tutuyor. Bunlar işte şunu iş tutuyor diyeceğine. Şuta verdiği bu sözünü bir tane bakın. Ben böyle yüzlerce sözüm var. Zaten verirse arkasında yayınlıyorum. İkinci, üçüncüyü. Hepsini birden vermiyorum. Kafalar karışmasın diye. Yani bu işler böyle. Onu ben siyasete girdim. Her defasında şunu söyledim. Bu memlekette bakanlar geldi geçti. İsmet Atilla, Halil İbrahim Öztürk, Abdülkadir Akçam, Veysel Eroğlu. Bunların hepsinin de bu memlekete hizmeti vardı. İlla ki hizmet etmek istediler. Ben bunları eleştirmiyorum. Ben bunların yapmadıklarını yapacağım dedim. Bugüne kadar hiçbir şekilde eleştirmedim. Saygı duydum hepsine. Milletvekilleri için de aynı şeyi söyledim. Ama sen kalkı elinden mikrofonla Afyon'da köy köy gezip de burayı söylersen ne demiş atalarımız? Söyleyeceğini değil, işiteceğini düşüneceksin. Bu kadar basit. Evet. Sayın Vekilim, sona doğru bu polemikler karşılıklı özellikle AK Parti ile İYİ Parti, hatta İYİ AK Parti ile değil, AK Parti ile Hakan Şerif Olgun arasında geçmeye başladı. Bu Ali Özkay ile aranızda bir polemik olmuştu. O milletvekili seçilsin, öyle kendisiyle görüşürüm, tartışırım diye. Siz de ben ona milletvekili nasıl olunacağını onlara öğreteceğim dediniz. Geç kendisi burada bize şöyle söyledi. Ben bizim genel merkezimiz, genel başkanımız, cumhurbaşkanımız tartışma programlarına çok çıkmayın. Tek başınıza kendiniz anlatın der. Biz de o yüzden bu tip şeylere pek girmeyiz. O manada söylemedim demişti. Sonra hatta gazeteciler cemiyetinde de bu konu tartışma yarattı. Sizi bir radyo programında söylemiş. Yani bunların özünden bir siyasetçi olarak milletvekili olarak veya olmayarak biriyle bir konuyu tartışmak konusuna nasıl bakıyorsunuz? Şimdi efendim, Sayın Vekilimiz o işleri geçecek. O zaman açıklamayı şöyle yapacaktı. Ben çok çıkmak isterim ama Sayın Cumhurbaşkanımız izin vermiyor diyecekti. Şimdi zaten bunu hep böyle yapıyor. Önce bir lafı söylüyorlar. Tepkiyi görünce hemen ikinci kanala geçiyorlar. Ben o tartışmayı ne için istedim? Kendisi gitti Twitter'a bir video bıraktı. İşte gitmiş bir köyde vatandaşla konuşuyor. Bunlar teröristle iş tutuyor. Bunlar gelince köye koymayın dedi. Ben de ertesi gün hemen onun kendi ilçesinin ve köylerine gittim, gezdim. O adama bir çağrıda bulundum. Bak ben buralarda geziyorum dedim. Buralarda insanlarla da kucaklaşıyorum. Sen de böyle söylüyorsun. Kim doğru söylüyor? Çık dedim karşıma. Ben tek başıma geleceğim. Sen ister 6 kişi, ister dedim belediye başkanınızı alın. Önemli değil. Ben size tartışacağım. Bakalım dedim bu millet görsün. Siz mi dedim iş tutuyorsunuz terörle, ben mi tutuyorum? Siz mi yalan söylüyorsunuz, ben mi yalan söylüyorum? Ben bunu söyledim. Bu gayet normal bir şey. Vatandaş olarak söyledim. Ben burada söz veriyorum. Ben milletvekili seçilsem de Afyon'dan birisi bana gel konuşalım diyorsa vallahi de billahi de kaçmayacağım. Sen milletvekili değilsin demeyeceğim.
Dediğimi duyarsanız, görürseniz hepinize gidin bana ilan verin. Ne var bunda yani? Şimdi şu oturmuşuz, Afyon'un sorunlarını tartışacağız. Geçmişte ne güzel tartışmalar olurdu. Necmettin Erbakan'ı, Alparslan Türkeş'i, Bülent Ecevit'i, Süleyman Demirel'i bir masaya otururlardı. Türkiye'nin sorunlarını tartışırlardı. İllerde milletvekili adayları otururlardı abi. Vatandaş da bakardı bunların hangisi samimi, hangisi yalancı, hangisi doğrucu. Oyunu buna göre verirdi. Şimdi öyle bir şey yok. Niye yok? Zaten Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldi. Bu işler bitti. Niye bitti? Çünkü algı yaratıyoruz. Seçim bitince de algıyı götüreceğiz. Ama o işler de değişti artık yani. Bu sebeple ben o şeye katılmıyorum. Benim oradaki söylediğim, ben vatandaşa böyle arkamızdan yalan iftira atma, gel buyur çık karşıma demiştim. Neyse nasip yani. Nasıl da bir gün görüşürüz kendisiyle de. Belki fikri değişir. Biz zaten milletvekili çıkaramayacakmışız. Vatandaş olarak kalacağız. O da milletvekili olursa isterse yine biz her zaman hazırız yani. Peki ne oldu da az saniye. Önce bahsettiğiniz gibi Süleyman Demirel'ler, Alparslan Türkeş'ler... Hemen oraya girmekte ustasın yani. Ama konuyla alakalı olduğu için... Ama çok daha sorulacak sorumuz çok. O kadar çok fazla naif bir siyasetten bugün bu kadar kaba ve terör kırıcı bir dil kullanılır hale geldi. Liderlerin başlattığı bu şey sokaktaki insanlara kadar yansımaya başladı. Neden siyaset bu kadar kirlendi? Şimdi efendim... 2002 yılına geldiğimizde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geldiği yılları düşünelim. Ülkede ekonomik kriz vardı, önlemler alınmıştı. Birçok konuda bir şeylik vardı, insanların şikayeti vardı. Ve bunlara dediler ki biz yoksullukla mücadele edeceğiz, yolsuzlukla mücadele edeceğiz. Efendim işte Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sokacağız, işte yapacağız da yapacağız. Millet de inandı, oyunu verdi. Evet. Ben buradan illaki bir şey yapmadılar demiyorum. İlk iki dönemlerinde bu ülkeye hizmet etmeye çalıştılar. Hizmet de yaptılar. Fakat ikinci de bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde bir başkan 8 yıl seçilebilir. İki dönem. Üçüncü dönem seçilemez. İkinci dönem bitti. Güç zehirlenmesi başladı. Dedi ki ya ben neymişim bu millete ben ne dersem yutuyor kardeşim. Bu millete ben ne dersem ben yanlış da yapsam doğru. Doğru da yap. Böyle bir rahatlığa kapıldılar. O yıllarda mesela bazı sektörler vardı ya. O yıllar mesela sağlık sektörüyle övünürlerdi. Bugün gidin devlet, Afyon Devlet Hastanesi'nden bir kan vermek için kaç saat bekliyorsunuz? Şimdi çıkarıyorlar efendim bir röportaj o yıldaki kuyruğu gösteriyorlar. Evet o yıllarda hastane küçükmüş, insanlar dışarı sığılıyormuş. Şimdi bunlar betoncu ya büyük hastane yapmışlar. İnsanlar içeride sıra bekliyor ama sayı daha fazla. Yani şunu diyeceğim bunlar gidince bu argümanlar bitince... Artık son iki dönemde konuyu insanları kutuplaştırmaya getirdiler. Ve o mevcut iki tane siyasi parti, Cumhuriyet Halk Partisi, bir sağ bir sol parti. Ben her zaman iddiamdı. Bizim ülkemizin yapısı itibarıyla ve partilerin hitap ettiği seçmen kitlesi hitabıyla bizim Türkiye'de Sosyal Demokrat Parti'nin tek başına iktidara gelmesi ben yıllardır 2002'den beri söylemişimdir. Ve söylemişimdir ki bu AK Parti iktidarını sonlandıracak merkez bir partinin kurulmasından geçer demiştim. Zaten merkez İYİ Parti de kuruldu 2017'de. Türk Milliyetçiler Parti'yi kurdu. Bütün görüştekiler de birleşti. Ve şu anda da işte AK Parti yolcu. Yani aynı lafıma geldik. Bu sebeple bu kutuplaştırmanın sebebi onlar böyle götürmek istiyorlardı. Yani iki kutup olsun devamlı biz CHP'yi böyle tokatlayıp duralım. Gel tokatlayıp bu iş bitsin ama bu sefer öyle olmadı. Bu sefer bakın Saadet Partisi, Demokrat Partisi, Deva Partisi, Gelecek yani toplumun bütün kesimlerinden, bütün düşüncelerinden insanlar bir araya geldi. Ne için geldi? Bu ülke için geldi, bu vatan için geldi. Tabii ki bu sefer de oyun bozulacak inşallah 14 Mayıs'ta. Yani kutuplaştırmanın sebebi bu. Buyurun başkan. Sen... Ömer abi rol kaptı abi senden bir şey söyleyeyim. Demeyeyim artık şimdi onu biraz sonra geleceğim. Sayın vekilim alandasınız sürekli vatandaşla hasbihal içerisindesiniz. Öne çıkan sorun sıkıntı sizce ne? Nasip olursa görevden size nasip olursa işe nereden başlayacaksınız? Abi öne çıkan sorun şu. Zaten Adalet ve Kalkınma Partisi de bunun konuşulmasın diye bizi şey yapıyor ya. Bakın bu para Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük parası. 200 TL. 2019'da işte karara çıktı. 2019 veya 2010'da bu para tedavüle girdi. Bu para tedavüle girdiğinde benim
İşte A köyündeki vatandaşım şeye gidiyordu, akaryakıt istasyonuna 80 litre mazot alıyordu. 80 litre. Dövize ihtiyacı olan vatandaşım gidiyordu, 131 dolar alıyordu bu parayla. 131 dolar. Veya kasaba gidiyordu, 20 kilo et alıyordu. 20 kilo. Bugün geldiğimiz noktada 8-9 litre mazot alabilir. Eti kilosu alamaz, 5-600 grama tekabül eder herhalde. Ucuz et geldi. Ve 10 dolar. 10 dolar alır. Vatandaşın cebindeki terör var efendim. Bu terör. Buna cevap verecekler. Çıkacaklar bana AKP'liler. Kardeşim bu para niye bu hale geldi? Sen bu para bu haldeyken sen 22 milyar diye 52 milyar versen ne olacak? Bu paranın değeri %50 daha düşecek. İşte bundan dolayı vatandaşımızın şu anda beklentisi bu. Bugün ya bir örnek vereyim yani. İnsanın aklı hakikaten dala geçiyorlar. Ya geçen bakın ben Afyon'u duymadım. Fox TV'de izledim. Fox TV'de. Sayın Vekil demiş ki ete olan talep arttığından dolayı et fiyatları yükseliyor gibi. Ya böyle bir anlayışı anlayamıyorum. Ben geçen gün Hıdrellez kutlamalarında en az bir 8-10 tane şeye gittim. Kutlama alanlarına gittim. Gezdim ve yanımdaki arkadaşlarıma bunu gerçekten söylüyorum. Dedim ya bak şu mangallarda bir takip ettim. %90 dedim. %95'in dedim. Tavuk. Tavuk kanatları. Et pişen kaç kişi var bir sayın dedim. Ve inanır mısınız çıkınca üzüldüm. Ama bizim vekil de diyor ki ete olan talepten dolayı. O zaman et yemesin bu millet zaten yemiyor ki yani. Neyin talebi? Bunun için vatandaşın derdi ekonomi. Bu ekonomi nasıl düzelecek? Önce memlekete adalet gelecek. Hukuk bir gelecek önce. Yani hukuk önünde herkes eşit olacak. Memlekete yatırım yapmak isteyen iş adamı, yerlisi yabancısı, Türkiye Cumhuriyeti'nde Ankara'da hakimlerin olduğuna güvenecek. Bakın şurada iddia ediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu pazar günü seçimi kazanacağı belli olsun. Pazartesi günü dolar düşecek bu ülkede. Bakın pazartesi şu anda herkes hücum ediyor ki Tayyip Erdoğan kazanırsa doların yükseleceğine inanıyor ve dolar bulunamıyor. Şu anda 21 liradan dolar bulunamıyor Afyon'da. Gidin sorun. Döviz bulan sorun. Yani bunların temeli güven. Adalet, hukuk, liyakat, güven sağlandığında bu ülkede zaten sistem yerine oturuyor. Ondan sonra tabii ki yeni gelen iktidarla, kadrolarıyla zaten aylardır belli ne yapılacağı, ne yapmak istediği bunu ifşa da ettik. 2500, 3500 neyse bir sürü sayfalarca vatandaşlara taahhüt ettik. Bunlar yapılacak ve vatandaşımızın, bakın vatandaşımızın, gencimizin, esnafımızın, emeklimizin, çiftçimizin bunların önce bir rahatlanması sağlayacak. Önümüzdeki bir yıl içerisinde önce bir rahata kavuşacaklar. Akabinde uzun vadeli programların hepsi de sisteme geçecek. Yani bugün Afyon Kayseri için konuşayım. Ya tarım ve hayvancılık memleketi, bakın tarım ve hayvancılık memleketi. Size yemin ediyorum gittiğim her ilçede, köyde sulama problemi var. Ben sanıyordum ki, ya dedim bizim bakan, orman bakanımız, su işleri genel müdürümüz yaptı. Afyon'da ben böyle bir şeyle karşılaşacağımı hiç düşünmüyordum. Bugün buyursunlar. Yine bir şeye geleyim. Domba Yovası'na gittim. Sulama problemi sayın vekilin kendi bölgesi. 10 yıldır bekliyorlar. 10 yıldır ya sulama işi. Bugün yine aklıma geldi. Çay Dinar Karayolu. Şehirler arası ulaşıma bağlı bir yoldu. Bugün işte Kapadokya'dan Antalya'ya Marmaris'e giden güzergahta bir geçiş güzergahı. Abi duble yol yaptık diyorlar. Ya iyi de yani memleketin her yer duble yol yapılırken bizim arkadaşların aklı neredeydi buraya niye bir duble yol yaptırmadılar? Niye bunun arkasını peşini koşturmadılar? Bugün gidin köy yollarına gidin. Ben her gün geziyorum. Yalan diyene buyursun götüreyim. Onu geçtik. Afyon'da Uydukent'e gidin. Osman Gazi Mahallesi, Orhan Gazi Mahallesi. Ya inanır mısın seçim arabasının şeyler, amatörler kırılıyor ya. Yani şunları demek istiyorum. Duble yolu yaptıramaz canım. Yani evet, de yok. Buyur git abi. Yani yolu da. Şuhut Afyon arası yapıldı. Şuhut Afyon arası da yaptılar. 20 senede bir Şuhut Afyon'u yaptılar. Afyon her yerinde var yani. Ama Şuhut Afyon arasındaki yolla o benim söylediğim güzergahtaki yol daha işlek bir yoldu. Yani ben böyle şimdiye kadar gündeme bile alınmamış.
Ben bunları söyleyince bana, ya sen bunları anlat abi, ben uğraştım, gittim, işte de konuştum, bu yol yapılacaktı. Bunu vatandaşa bunu anlat, bana ne anlatıyorsun ki? Evet. Sayın Vekilim, şimdi siz... Buyur, biz, bir aklıma yine bir şey geldi. Geçen seçimlerdeki vaat. 5000 megawattlık bir termik santral kuracağız, 7000 kişiyi çalıştıracağız deyip tüm ilçelerde liste yapılmış. İşe alım listeleri. Bakın. Siz de biliyorsunuz Mehmet Bey. Onun gerekçesini açıkladı burada Özkan. Neymiş gerekçesi? Ben yani, dinlemedim. Şimdi konuyu da uzatmayalım. Buranın tablo olmadığını, artık o şeyi, kömürü yer altında yakacaklar, öyle çıkartacak. Ha, o zaman hani tablo olmadığı seçimden sonra aklına gelmiş. Yani onu yapacağız derken bir araştırırsın. Benim ince bir fizibilitesi yapılır. Yani hani tablo olmayan bir şeyi sen Afyon, Kayseri'yle niye yalan söylüyorsun abi bunu yapacağım diye. Buyur sana da bir, o cevap, bu cevap. Ne demek yani hani tablo diye. O zaman kafadan attığın belli seçim zamanı. Hayır yani şimdi yine yapacaklar. Yapacak inşallah yaparlar. Allah Allah. Sayın Vekilim, şimdi siz konuşurken bütün iyi partililer AKP diyorsunuz. Evet. AK Parti demiyorsunuz. Ama onlara dikkat ediyorum. Hepsi de iyi parti diyor. Yok. Neden onlara biz ip diyor. İp diyorlar. İp diyorlar. Hayır, Özkaya falan iyi parti diyeceğim. Sayın Gül Bey, ben var. Siyasette... Siz niye yani... Ben siyasette 30 yıllık siyasetçiyim. Siyasi nezaketi de etik kurallarını da bilirim, uyarım. Onlar bana öyle diyor, ben de böyle diyorum. Bakın gidin onların sosyal medya hesaplarına, kendilerinin arka plandan kullanıp da insanlara algı yaratmaya baktığı hesaplara bakın. Ondan sonra görüşelim. Peki. Önce onlar bana İYİ Parti diyecek, ben onlara Adalet ve Kalkınma Partisi diyeceğim. Ama bugüne kadar onlar böyle söylüyor. Kim? O söylüyorsa ondan özür dilerim. Eğer o üstüne alınmasın onu benim söylediğim. Peki. Ben bununla özür dilemez de biliyorum. Eğer o da bize böyle söylüyorsa ben de ondan özür diliyorum. Bunu üstüne alınmasın, bize ip diyenlere karşı AKP diyor. Ben bu kadar da açık ve şeffaf bir adam. Ertuğrul'cum. Ama ben onlara da bu geçmişteki söylediklerinden yanlış işledim. Onlar da benden bir özür bekliyorum. Buyurun. Sayın Olgun, Afyonspor konusu gündeme gelmişti televizyonda. Siz mesajla oradaki gazeteci arkadaşımıza ben maddi yardımda bulunmak istiyorum dediniz. Ve çok ciddi bir yardımda bulundunuz. Afyonspor çalkantılı bir dönem geçirdi. Düşme potasına giriyordu. Neticede bir maç kazandı. Sonra kulüp başkanı görev bıraktığını açıkladı ve kongreye gidiyor. Siz de iktidara geldiğinizi söylüyorsunuz. Daha önce kardeşiniz Orhan Olgun kulüp başkanlığı yapmıştı. Afyonspor yönetimine talip olur musunuz? Ve Afyonspor'u gelecek yıl şampiyon edecek bir bütçeyle yönetme teklifini kamuoyuyla paylaşabilir misiniz? Şimdi şöyle, ben Afyonspor'u yani ben başka sabahtan beri söylüyorum. Araştırıp incelemediğim, kafama yatmayan hiçbir sözü vermem. Ama Afyonspor'a ben tabii ki, Afyon bizim memleketin takımı. Çok iyi bir şey de aklıma getirdi. Bir şey daha anlatayım burada. Ben Afyonspor'un şeyine gittim. Taraftar stadyumuna gittim. Orada Afyonspor'un şu anki yani istifa eden başkanı, aynı zamanda da belediye başkan yardımcısı olan arkadaş geldi. Beni o taraftar grubuna dedi ki, ya bu adamı niye aldınız bu İYİ Partiler buraya dedi. Bu kendisi. Neyse biz onu da olgunlukla karşıladık. Çıktık bir gün, ben bir savcı arkadaşımla yemek yerken ben bu telefonla ben devamlı Afyon hakkında açtım. Kanal 3'te Sayın Güzbey'i gördüm. Orada bir bizim il başkanıyla bir tartışmada konuşuyorlar falan derken sözü şuraya getirdi. Dedi ki bizim il başkanımıza, siz dedi Afyonspor Afyon olunca söz konusu dedi, siyaset falan olmaz. Siz dedi niye maçlara falan gitmiyorsunuz? O da anlattı, dedi ki ben gittim, bana böyle yaptılar. Bizim şeye, partilerimize böyle yaptılar dedi. Sayın Güzbey dedi ki, o zaman dedi şöyle bir şey başlatıyorum ben dedi. Madem dedi bütün milletvekili adayları dedi Afyonspor'a yardım etsinler dedi. En az 50 böyle bir rakam. 50 bin lira gibi de. 50 bin lira gibi bir rakam dedi. Ben de hoşuma gitti. Afyonluk duygularım kabardı. Ben hemen aradım. Dedim ki tamam kardeşim ben yapıyorum. Çünkü söz mevzu bahisi Afyon Spor. Bizim Afyon takımı. Ben bunu yaptım. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Ne Afyon Spor Kulübü Başkanı. Ne ben Afyon... parayı gönderdiniz. Parayı da gönderdim. Dekomutan Sayın Güzbey'e gönderdim. Bana bir telefon açmadılar ya. Bakın,
bir telefon açıp da arkadaş sağ ol, sen bu Afyon Spor'u, bunu ben kulüp başkanının görevi değil. Yani biz dernek başkanıyız. Bunların anladığı iş kendileri yaparsa iyi, başka bunu yani bu devleti şey gibi görüyorlar. Belediyeyi ve devleti parti devleti yani AKP'nin tapulu malı görüyorlar. Yok öyle bir şey. Bir tane vatandaş çıkıp da arkadaş kaşın yüzüne gözün var demedi bana. Onun için biz önce memleketi bunlardan kurtaracağız. Afyon Spor'u iki değil biz birinci ligi de getiririz ama yani elimizden geleni yaparız ama bu zihniyetle bir yere gitmez. Bu belediye zihniyetiyle bu Afyon Spor'u... Efendim zaten sizlere gelirsiniz diyorum yani Afyon Spor'u da gündeminizde alın ondan sonra ya, yönetimi de zaten... yönetimi de bu ay içerisinde kongre gidecek. Yani bu kulübü, bakın, bu kulübü bir sürü taraftar var, gençler var. Bakın ben Afyon Spor'a bir olayımı anlattım. Yani Afyon Spor'a ne kadar olan Afyonluk evet, duygularımı bir örnek verdim. Ben nasip olur. Kardeşiniz de yani ben kardeşim de başkanlığı yaptı. Çünkü çok bu, da zor dönemde. Çok zor bir dönemde. Yani o kardeşimin de çok büyük maddi zararlara neden olan bir başkanlık yaptı. Ama ben şunu söylüyorum. Biz kaçmayız abi. Biz görevden de kaçmayız. Elimizi taşın altına koymaktan da kaşmayız. Biz nasip olur milletvekili olursak Afyon, Karahisar, Spor içinde elimizden geleni yaparız. Bu da bunu söylememe, ilan etmemle gerek yok. Ben herkes tanır. Mevzubahis Afyon olsa ben bugüne kadar hayatımda birçok sivil toplum kuruluşu, dernekte hepsine bulundum. Yani belki kendime mesleğim yönden zarar bile olsa çalıştım Afyon Karahisar'da bizim takımımız var. Bizim şerefimiz yani. Sıkıntı yok. Evet şimdi uzun süredir Afyon'un bütün köylerine kadar en az 8-10 defa turladığınızı söylüyorsunuz. Bu süreç içerisinde Afyon'un en önemli sorunları neler? Halk sizden Afyon'la ilgili neler istiyor, neler bekliyor? Bu konuda neler yapılabilir? Şimdi biraz önce Sezer Bey aynı soruyu sordu. Eksik var ben söyleyeyim. Bir kere halk şunu istiyor abi. Seçimden seçime gelen milletvekili istemiyor. Halk ulaşılabilir bir milletvekili istiyor. Derdinin problemini, sorununu çözecek bir milletvekili istiyor. Bunun dışında Afyon'un en büyük sorunu deken hep anlattığımız şeyler. Afyon'un en büyük sorunu ekonomi, işsizlik, tarım ve hayvancılığın bitiş noktasına gelmesi. Bunun dışında işte her yerin özel, işte mahallelerin, köylerin kendine özel lokal istekleri. Yani bu ama bunların en büyük başı hayat pahalılığı ve ekonomi. Ha bunların çözümü için de yine ben biraz önce de anlattım. Yani biz önce genel politika anlamında memlekete hukuk ve adaleti getirdiğimizde zaten bunların altyapı olarak %50'si hallolmuş olacak. Ha bunun dışında ben Afyon Karahisar özel için diyeyim. Önce biz Afyon Karahisar'da bakın insanlar Afyon Karahisar'a mola yer olarak bakıyorlar Türkiye Cumhuriyeti'nde. Bugüne kadar bununla ilgili hiçbir şey yapılmadı. Ben şunu söylüyorum. Afyon Karahisar'ın ulaşım bakın yine aklıma geldi. Bir hızlı treni ve havayolu faaliyete geçtiğinde Afyon Karahisar'a dışarıdan insan göçü gelip gitme yolculuk çoğalacak ve bundan sonra tüm sektörlerde termal turizmi, mermercilik, tarihi eser, kültür turizmi Afyon Karahisar'a gelişecektir. Ama şu an için acil derseniz Afyon Karahisar'ın en büyük derdi tarım ve hayvancılıktan ve insanların cebindeki para. En büyük sorun o. Sezer Başkan. Hakan Bey, Ali Bey'le yaşadığınız polemiklerinin birisinde dediniz biraz önce Ertuğrul abi hatırlattığı gibi vekillik nasıl yapılıyormuş onu öğreteceğim dediniz. Nasip olursa meclise gittiniz. Ders bir ne olacak sayın vekilim? Öğretmeye nereden başlayacaksınız? Ben vekillik derken Ali Bey'e ben giderim abi. Sen bizim büyüğümüzsün. 10 yıllık da vekilliksin. Memlekette şimdiye kadar uğraşıp da çözemediğin problemler sende hazır varsa abi ben de iktidar vekili olarak ben de bunları takip edeyim derim. Hiç bundan gocunmam, çekinmem. Önce hayırlı olsun derim, çayını içerim ve böyle konuşurum. Madde buradan başlarım abi. Ben onların vekil olmasa konuşmam. Sorunların çözümü için el birliğiyle çalışıyorsun. Tabii gideceğim, giderim. Abi sen muhalefete düştün, biz iktidara geldik. Varsa bir böyle elinde yarım kalan projen, tabii önce bir randevu isterim yani. Kendisi randevu verirse giderim. Derim ki bunlar sen bize devret, biz takip edelim. Memlekete faydalı olanlar varsa derim. Ben bunu yaparım, ben onlar gibi yapmam. Şimdi bizim Afyon olarak en büyük sorunumuz bugüne kadar, yani bunu
Sezer Başkan da diğer arkadaşlarım da aynı şekilde katılırlar. Nedense 6 vekilimiz bir araya gelip Afyon'la ilgili bir masanın etrafında oturup konuşmadılar. Bunu biz çeşitli defalarda hem yazdık hem televizyonda da söyledik ama nedense bunu başaramadık. Yeni dönemde ister iktidar olun, ister muhalefet olun, Afyon'la ilgili konularda tüm milletvekilleriyle bir araya gelmenin sözünü buradan Afyon halkına verir misiniz? Sayın Güz Bey, bakın deminki anlattığım örneğe geleceğim. Afyon spor konusunda aynı lafları söylediniz. Ben ne dedim? Afyon bizim mevzu bahis, vatansa gerisi teferruat dedim. Ama bu konuda aynı şeyi ben zaten 2 yıldır söylüyorum. Ben yani değişik bir vekil olacağım. Kaşın vardı. Sen bana şunu söylemiştin. Değişik bir vekil olacağım. Siz misiniz? Daha bana bu soruyu sormadan ben dedim ki Sayın Alevski'yi arayacağım. Randevu isteyeceğim. Randevu'ya gidip çayını içeceğim. Hayırlı olsun diyeceğim. Hayır, onunla değil. Bunu bir masa diye, etrafında bütün milletvekilleri. Tabii ki söz konusu Afyon olursa ben şimdi buradan yeniliyorum. Bilmiyorum yani Cenab-ı Allah nasip eder. Vekil seçilirsem bakın burada yeniliyorum. Ben Afyon Karahisar'ın tüm vekillerini Ankara'da davet edeceğim. Ben ev sahibi olayım diyeceğim. 6 vekil oturalım. Bundan sonra sizin, belki ona gelmezler sizin yani, söylediğiniz hayır. Veya ben onları siz davet edeyim diye diyeyim. Tamam. Abi, ona gel, ona gider. Ben giderim. Hayır, giderim. Sıkıntı yok. Sizin söylediğiniz şekilde de söylerim. Hiç gocunmam. Çünkü bizim amacımız Afyon'u bir şey yapmanın amacıdır. Hiçbir şekilde de bundan hicap duymam. Ben çünkü halkım, ben ne diyorum? Ben bizim bakın Afyon'da en demokratik liste İYİ Parti'nin listesidir. Çünkü ön seçim yapan Afyon'da tek parti biziz. Bizim milletvekillerimizin hiçbirisini dışarıdan birileri bir yere yazmadı. Biz ön seçime girdik, 22 tane adaydık ve milletvekili aday listesi oradan çıktı. Bu sebeple bu halk bizi buraya getirdi. Biz de bu halkın menfaati için kiminle görüşülmesi gerekiyorsa, nereye gidilmesi gerekiyorsa gideriz. Hiçbirinden hicap duymayız, gocunmayız, gurur kibir yapmayız. Bunu bu televizyonda açıklıyorum. İsterseniz bunu yazılı olarak noterden taahhüt de veririm. Sözünüz daha yeter. daha da varsa bir şey yaparım. Ben bu kadar açık ve net konuşuyorum. Evet. Efendim Ersan Şen, ünlü ceza hukukçusu, anayasa profesörü, hukuk profesörü. De sizin dostluğunuz biliniyor. Kendisi size destek vermek için Afyon'a geldi. Bir söyleşide bulundu. Kendisinin biliyorsunuz Cumhurbaşkanı adaylığında da ismi geçmişti bir ara. Meral Hanım'la da görüştü. Belki de yeni kabinede kendisini görebilir miyiz? Yani böyle bir bilginiz, duyumunuz var mı? Şimdi şöyle anlayayım. Bu siyasettir. Yani illaki görürüz de diyemem ama illaki görmeyiz de diyemem. Yani siyasette seçimden sonra kendisine ihtiyaç duyulursa mevcut bizim iktidara gelen veya bizim partimizin genel başkanıdır, başka partinin yönetimidir. Çünkü Ersan Bey donanımlı, bu ülke için gerçekten çabalayan, ülkemiz insanını aydınlatmak için elinden geleni yapan bu ülkenin bir evladıdır. Yani ben o birikimle, o çalışmayla diyorum ya, yani siyasi tercihler ne olur ben bilemem ama görürüz de diyemem, görmeyiz de diyemem. O siyasi bir tercihtir, o bizi aşan bir konu. Evet. Ömer'cim son soru. Son soru. Şimdi Afyonkarahisar 100. yılını kutladığımız Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklar. Büyük taarruz Kocatepe'den başladı. Fakat bugüne kadar Afyonkarahisar ne bu büyük taarruzun değerini anladı ne de Türkiye genelinde bu konuda hak ettiği bir noktada olmadı. Mesela Çanakkale Savaşı Çanakkale'ye kadar değer görmedi. Bu konuda bugüne kadar hiçbir şey, yani ciddi anlamda bir şey yapıldığını söyleyemeyiz. Bir bundan 8-9 sene önce bir panoramik müze yapılacak diye başlandı. Fakat sonra İzmir yolunda tanıtım merkezi dedikleri bir yer yapıldı. Şu anda bu masada bulunan hiç kimse orayı gidip gördü mü bilmiyorum. Yani o kadar alakasız bir şey yapıldı ki. İYİ Parti iktidar olursa veya siz milletvekili olursanız bu konuda Kocatepe, işte büyük taarruzla ilgili neler yapılabileceği konusunda bir çalışmanız var mı? Bu konuda bir
İşte memleket Afyon olunca her şeyi yaparız diyoruz da bu konuda hiçbir çalışma yapıldı mı? Şu an Ömer Bey, siz haklısınız. Ben geçmişte mevcut partiler veya iktidar tarafında ne yapıldı bilmiyorum ama yeterince çalışma yapılmadı açık. Burası Kurtuluş'un, Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı topraklardır. Bu konuda biz yıllarca bir 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda aklımıza gelen bir bayram, işte 26'sında Afyon'da kutlamalar yapılıyor. Bir bayramdan dolayı haberdar oluyoruz. Tabii ki bugün Çanakkale'deki zafer Çanakkale'ye geçilmez sözü ne kadar doğruysa, Afyon Karahisar'ın büyük taarruzun başladığı topraklar en az onun kadar savaşta önemli ve onun kadar değerli. Ben bu konuda üzerime ne düşerse yaparım. Yani çalışırım. Ha, bu konuya şimdiye kadar ne çalışmış olur ben bilmiyorum. Biz daha iktidara yeni talibiz. Ben de yeni vekilliğe talibim. Nasip olup vekil olursam tabii ki Afyon Karahisar'da bu konuda yapılan çalışma bizim gururumuz, onurumuz olur yani. Yani sırf bu yüzden Afyon'a sadece zafer haftasında değil diğer zamanlarda da onlarca otobüs yani, insanın işte gelmesi gereken ben, bir dedim yer. Ki Afyon önce ulaşımını çözecek ki Afyon'un bu zenginlikleri ortaya çıkacak. Yani önce ulaşım, bu ulaşım, ulaşım. Yani 2010 bugün dünya lideri denilen bir ülkede 7 yıldır hızlı trenimiz faaliyete geçiremediysek bu insanlara buraya niye gelmiyorsun diyemeyiz arkadaş. Önce biz bunları çözeceğiz. Çok haklısınız. Bu şeye bizim nasıl insanlar Çanakkale'ye gidip o Çanakkale'yi görmek istiyorsa, ne bileyim Sarıkamış'a bu törenler yapılıyorsa, Afyon Karahisar onların ikisinden de daha merkezi bir yerde, tüm illere yakın. Yani bunun en az 10 katı, 50 katı, 100 katı insanlar buraya geliyor. Bunları görmek ister. Bu da gayet bizim için de onur ve gurur meselesi olur. Yani onda bir sıkıntı yok. Sezer, son soru. Sayın Vekilim, önünüze mutlaka anketler geliyordur. Siz de anket çalışması yaptırmışsınızdır. Anketlerde durum ne gözüküyor? Sayın Muharrem İnce'nin çekilmesi bu durumu nasıl etkiler sizce? Efendim ben şöyle bir iddiam var. Ben de günde en az bir 5 Ankara'da siyasette, bizim genel merkezimizde, başkanlık divanında veya... Tam rakam olarak vermeyin yalnız. O şimdi seçim yasaklarına da girecek. Şimdi seçim yasakları derken anketten yayılması yasak değil Sayın Güzbey. Yani ben de hukukçuyum. Sıkıntı yok. Muharrem İnce çekilinceye kadar tüm anketlerin ortak yönü 5.1 veya 2 şeyle Millet İttifakı adayı önde. Muharrem İnce çekildi. Muharrem İnce'nin çekilmesiyle beraber aynı gün borsa tavan yaptı. Bakın bir ülkede bir iktidarın gidişinin gelişinin ilk veresi İstanbul borsasıdır. Onunla birlikte 1-2 puan daha attı diyebilirim. Cumhurbaşkanlığı olayı aynen böyle. Zaten son günlerde iktidarın saldırılarından da belli yani. Agresifleşmesinden de belli. Bunda bir sıkıntı yok. Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı kazanıyor. Biz mecliste anayasayı değiştirecek sayıda. Biz de çoğunluğu sağlıyoruz ama anayasayı değiştirecek milletvekili çıkarmanın peşindeyiz. İnşallah onu da başaracağız. Evet. Ertuğrul'cum son soru. Efendim milletvekili olunca, yani kazandığınız seçimi, ilk yapacağınız şey ne olur? İlk yapacağım şükür namazı kılacağım. Allah'ıma şükredeceğim. Şampanya diyorlar da. Efendim? Valla şampanyayı onu iddia edenler düşünsün. Belki kendileri şampanya içerler. Ben İmamet Camisi'ne gidip namaz kılacağım abi. Veya bulunduğum yer neyse olan. Önce Cenab-ı Allah'a şükredeceğim. Sonra gideceğim rahmetli anamın mezarını ziyaret edeceğim. Böyle bir şeyim var, hayalim. Herkesin bir şeyi vardır, inancı, hayali. Bir ben bunu yapacağım. Ha ondan sonra ne yapıyorum ona kimse karışamaz. Gülbey sizin son sorunuz. Sevgili seyirciler, bugünkü programımızda... Ben Sayın Gülbey'in dengesini bozdum seçimde. Onun için en son hani, rakam emek bile suç çevirmeye demeye getirdi. Baktı o da takip edemiyor. Neyi takip edemiyor? Yani şimdi dedin ya rakam vermezse yani artık... Anketler sizin yasak. Anketlerin yayınlanması yasak. O zaman... Yayınlamıyoruz. Ya abi nasıl yayınlamıyoruz? Yayınlamıyoruz. Söylüyoruz yani. Söylüyoruz da evet açıkladı. Ben fikrimi söylüyorum abi. Konuda dün açıkladı. Konuda dün açıkladı işte bu anket. Ya ben kanunla nizama uygun program yapmanın derdindeyim. O zaman efendim ben bugün bir daha şeyde nasip olur ben milletvekili olursam değerli gazeteci arkadaşlarım da
beni takip etmekte zorlanacaklar. Değişik bir anlayış getireceğim diyeyim. Böyle de iddiada bulunayım. Sevgili seyirciler, Hakan Şeref Olgun'un tam performanslı olduğu bir programı izledik. Seçim programlarımızın da böylelikle sonuna geldik. Helikopteri isteyeni, özel jeti kimin istediğini Afyon gördü dedi Hakan Şeref Olgun. Diğer adaylar beni takip ederken seçim bitecek dedim. Öyle de olmakta dedi. Ben konuştum. Daha sonra iki gün beni incelemekle vakit geçirdiler dedi. Ben sözümü yaparım. Seçimden sonra da benim sözümü yaptığımı görecekler dedi. Son program olduğu için böyle bir kısa bir özet geçmek istedim Hakan Bey ile ilgili. Zafer Havalimanı ile ilgili neler söylediğini burada işittik. Askeri havaalanının açılmasıyla ilgili aslında çok fazla bir şeye gerek olmadığını ifade etti. Genel Başkanımız buraya özel jetiyle, özel uçağıyla geldi. Onlara nasıl inileceğini gösterdi, onlara bir yol gösterdi dedi. Afray temeline neden kırmızı karanfil attığını açıkladı. Belediye Başkanımız neden Afyonları kandırıyor diye sordu. Çay Kapalı Spor Salonu'yla ilgili iddialı bir söz söyledi. Devletin yatırım planında, programında var. Böyle bir şey yoksa ben siyaseti anında bırakırım dedi. Bundan sonra boş konuşmak yok. Hiç kimse boş konuşmayacak dedi. Afyon vekiline talibim, Afyon hukukunu savunmaya talibim dedi. Ya şu Afyon'un işini çözelim de şu avukattan kurtulalım artık dedirtmeye talibim dedi. Yiğit muhtaç olmuş Kursova'na diyerek de bir gönderme yaptı. AK Parti'nin algıyla işi götürmeye alıştığından bahsetti. Ama artık devir değişti dedi. Posterlere sabotaj olayını Sezer Küçükkurt ve diğer arkadaşlarımız sordular. AK Parti bizi rakip görüyor. Ondan dolayı bizimle uğraşıyor dedi. Sürekli dedikleri İYİ Parti milletvekili çıkaramayacak. O zaman niye bizimle uğraşıyorsunuz arkadaş diye de o kişilere bir soru sordu. Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu'na katıldığını burada açıkladı. İtiraf etti. Cumhuriyet döneminde yapılmayanlar onların döneminde yapıldı. Doğrudur, haklıdır dedi. Onlar satılacak her şeyi sattılar dedi. Seka Şeker Fabrikası gibi dedi. Haklılar hiçbir partinin yapamadığını AK Parti yaptı dedi. Orman Bakanlığı'nın kaç yangın söndürme uçağının olduğunu sordu. Onlar mevsimlik iş milliyetçi dedi. Bakanı Şuhut'la ilgili bazı sorular sordu. Tabii ki bunların tüm ayrıntılarını hem Karahisar TV'nin yayında izleyeceksiniz. Hem YouTube kanallarımızda hem Kocatepe, Odak, Türkiye'li ve ana haber gazetelerinin sosyal medyalarında da izleyebileceksiniz. Özkaya ile ilgili aralarındaki tartışmaların nedeninden bahsetti. Arkamızdan yalan iftira atmasınlar diye bir söz söyledi. İktidarda güç zehirlenmesi olduğunu ifade etti. Önceki yıllarda sağlıkta başarılılardı. Peki şimdi ne oldu diye sordu. AK Parti'nin yolcu olduğundan bahsetti. Sezer Küçükkurt halkın sorunu nedir diye sordu. Cebinden para çıkardı 200 TL ve sorunu anlattı. Vatandaşın cebinde terör var dedi. Epey de konuşmuşsunuz sayın vekilimiz. Vatandaşın derdinin ekonomi olduğundan bahsetti. Kılıçdaroğlu pazar günü kazanınca pazartesi günü doların düşeceği kehanetinde bulundu. İlk bir yılda halkımızın rahatlayacağını söyledi Hakan Bey. Her ilçede, köyde sulama probleminin olduğundan bahsetti. Çaydiner arası duble yolun neden yapılmadığını iktidara sordu. Afyonspor'la ilgili Ertuğrul Sevim çok güzel bir soru sordu. O konuda da ne cevap verdiğini yayınımızın içerisinde izleyin. Merak edin, tekrar izleyin sevgili seyirciler. Afyon'un sorunlarını Ömer Mazi tekrar sordu. Ekonomi, işsizlik, tarım, hayvancılık dedi. Ama en başında hayat pahalılığı var dedi. İnsanların Afyon'a mola yeri olarak baktığından bahsetti. Buna üzüldüğünü söyledi. Yatırım yeri olarak Afyon'u görmeleri için biz elimizden geleni yapacağız dedi. Sezer Küçükkurt, meclise giderseniz Ali Özkaya dersinizin ilki ne olacak dedi. Gidip Ali Özkaya'dan önce randevu isteyeceğim, hayırlı olsun diyeceğim, çayını içeceğim. Biz iktidar olduk, siz muhalefettesiniz. Elinizde yarım kalan hangi dosyalar varsa verin, onlar için hep beraber çalışalım
bekleyeceğim dedi. Altı vekil için, Afyon için bir araya gelir misiniz altı vekil dedik. Tabii ki geliriz dedi. Afyon için ne gerekirse elimizden gelen her şeyi yaparız dedi. Ömer Mazi yine güzel bir soru sordu. Büyük taarruzla ilgili, çalışmalarla ilgili bazı sözler verdi milletvekili adayımız. Afyon'a insanlar gelmiyor, neden gelmiyor diye sormamız hata dedi. 7 yıldır YHT yüksek hızlı tren yapılmadı. Onu da inşallah biz yapacağız dedi. Afyon'a insanların gelmesini sağlayacağız dedi. Muharrem İnce çekildiğinde borsanın tavan yaptığından bahsetti. Seçimi kazandıklarında da ne yapacağını açıkladı. Önce şükür namazı kılacağım, sonra da rahmetli annemin mezarına gidip dua edeceğim dedi. Teşekkür ediyoruz. Güzel manşetler vermişsiniz bize. Efendim ben teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbetti. Keşke zaman olsaydı siz de akşam olarak görüşseydiniz. Evet. Seçimden sonra görüşelim. Sevgili seyirciler, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki seçimden sonra da Afyon medyası olarak yeni sürprizlerimiz olacak. Yine bu ekranlarda sizlerle birlikte olacağız. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.